artırma tekniklerimizden bir diğeri de hanımlarımızın sıkça kullandıkları ajur artırma, delikli artırmadır. Ajur artırmayı birlikte uygulayalım. Bu artırma şekliyle hanımlar, berelerinizin tepe kısmını yapabilirsiniz. Çocuklarınızın panço pelerinlerini işleyebilirsiniz. Veyahut da ördüğünüz örgüde ajur tekniğiyle, ajur artırma tekniğiyle çeşitli modeller oluşturabilirsiniz. Elimizdeki örnekte diyelim ki biz bir örgünün bir bölümünde bir ajur artış yapacağız. Bakın, ilmeklerimi düz ördüm. İpliğimi bir kez sağ şişime doladım. Hemen yanındaki ilmeği bir kez düz ördüm ve tekrar ipliğimi şişe doladım. Hanımlar, bu doladığım her bir iplik arka sırada, örgümün arka sırasında tüm ilmekleri ters ördüğümde örgünün ön yüzünde size ajur dediğimiz, delik dediğimiz artırma şeklini verecektir. İlmeklerimi sıra başına kadar düz ördüm. Bakın, şöyle bir görünüm var. Örgümü örüyorum, artırmak istediğim yere geldiğimde ipliğimi bir kez doluyorum, bir ilmek düz örüyorum, sonra tekrar doluyorum ve örgüme düz devam ediyorum. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum ve ilmeklerimi şimdi ters olarak öreceğim. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri gördüğünüz gibi örün diye bir terim duyarsınız ya da örgü dergilerinde okursunuz. Bundan kasıt, eğer ters görüyorsanız ters örgü yapacaksınız. Haroşa varsa haroşa, düz varsa düz. Ama biz burada ters örgü yapıyoruz, örgümüzün arkasını. Bakın, artırdığım yere geldim hanımlar. İpliği doladığım kısmı da ters örüyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi de ters ördüm ve tekrar doladığım ipliği ters ördüm. Sıranın başına kadar ters örgüye devam ediyorum. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde göreceğiz ki örgümüz mevcut sayısından 2 ilmek daha artmış, fazlalaşmış ve ortada bir ajur oluşmuş. Birlikte görelim. Bakın. Görebiliyoruz, öyle değil mi? Biraz önce yaptığımız artışlar. İsterseniz bir tane daha arttıralım ve tekrar uygulamaya devam edelim. Düz örgülerimi örüyorum. Artıracağım noktaya gelene kadar. Düz örgülerimi ördüm ve bakınız. Şimdi, biraz önce arttırdığım yer burası. Bu ilmek artık bir düz ilmek oldu. Ben ipliğimi doluyorum tekrar ajur oluşturmak için ve biraz önce artış yaptığım iplikler düz ilmek olduğu için onları düz olarak bu 3 ilmeği örüyorum. Ve tekrar ipliğimi doluyorum, bir ajur oluşturuyorum. Bu kısımda da örgünün arka yüzünde ters ördüğüm zaman göreceksiniz ki ikinci delikler, ikinci ajurlar oluşmuş oldu. Tıpkı
Bu parçada gördüğümüz gibi ve tıpkı bu berede uyguladığımız gibi görebiliyoruz değil mi ajurları? Bakın. Bu şekilde uyguladığımız artışın bizim şapka yapımında, bere yapımında başımızdaki yuvarlak kısma rahat oturması için uyguladığımız son derece basit ve son derece zevkli bir yöntemdir.